Kes bakalım bir de. Şuraya sürte sürte yaralamış. Yara mı oldu? Evet. Dikkat dursun bakalım. Uzaktan seyretmeyle olmuyor bu işler. Biraz da yakından bakmak lazım. Bizim istediğimiz hocam. Hadi bakalım. Kendi tırnağımı kesemiyorum. Gelin tren içeride düştüğümü seni çağıracaklar. Seni de tutucu olarak çağırırlar Mustafa. Görüntüler internete girdi mi sen de tutucu olarak internete girersin. Al bak.
O zaman ben bakayım şimdi. Borsa Bizans 5'e taşıyalım. Hani... Tamam. Açalım bacağını, ötekine bak. Tekme atabilir. Şimdi burada aşağıda... Hocam birazcık çek. Tırnakta fazla kumlar var ki. Parmağını da koru yalnız. Mustafa'nın parmağını kesme. Mikro cerrahi de yapamıyoruz. İşimiz kötü olur o zaman. Bıçak gibi tutulmaz. Öyle. Evet. Renet öyle tutulur. Hadi bakalım. Yediğin yemeklerin hakkını ver. Şöyle ben çıkıyorum. Bak. İş ince yapayım ben. He? Sıvır işi öyle ince işli olmaz. Kuyumcu musun sen? İnce iş yapıyorsun. Ha bakayım bir daha bir ben dene. Ben bütün kuvvetimi göstermek istemedim hocam. Göster. Yani bütün kuvvetini göster bakayım da arkadaşların görsün. Renet'i iyi tut. Hocam ben böyle zoruma girdim. Öyle olmaz. Kayıs şey kavun keser gibi öyle ekmek keser gibi olmaz. Böyle. Hocam böyle yapamıyorum işte. Bakalım içinizde en iri yarı kim onu seçelim. En iyi yarısı benim hocam. Denemek isteyen var mı Renes? Gücünüzü kuvvetinizi bir göreyim bakalım. Koca koca delikanlılarsınız. Benden bahsediyorsunuz. Delikanlı değil misin Mustafa? Yok, benden bahsediyorsunuz. Şimdi şöyle yapın da sunturaçlık iş ama yine elinize maşallah yamulmuş gözüküyor. Bunun bir de tabii ters tarafı olacak. Hı? Tabii bu bunu kesmez. Bunun bir sağı bir solu var. Bak, bundan bunu kesemezsin. Şuraları belki kesersin ama. Bunlar yaramaz malzemeden yapılmış sunturaçlar. Hadi bakalım. Renet'le kesmek. Şurada. Şurası bakın. Ne yapmak lazım? Elinizi sürün. Bir buraya.